Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki uğursuzluk yoktur diyor. Yani ne baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur, ne efendim Safer ayında uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk inancı İslam'da yoktur ama fazilet inancı vardır. Yani mesela cuma akşamları faziletlidir. Normal günden daha değerlidir ama öbür günler uğursuz değildir ne safer ayı ne bir başka ay ne bir başka gün uğursuz filan değildir. Biz dua edip Allah'tan bizi koruması için yalvardığımız zaman bunun saferi maferi yok. Her ayda her mevsimde bela ve musibetler var. İşte mesela işte değil mi? Geçenlerde 10-15 gün önce İzmir tarafına bir fırtına gelecek, kasırga gelecek filan okyanus kasırgası dediler. Herkes ne kadar tedirgin oldu, dua edenler oldu, işte kendince tedbir alanlar oldu. Evet, bela musibetin saferi maferi olmaz. Muharrem'de de gelir, Ramazan'da da gelir, imtihandır yani. Safer ayının uğursuz sayılması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de haram aylar inancı Kur'an'da da var, Hazreti İbrahim'den beri bütün insanlar, Araplar da biliyor Zilkade, Zilhicce, Muharrem bu üçü arka arkaya gelir. Zilkade, hacdan önceki aylar, Zilhicce, haccın ayı, bir de geçen ayki Muharrem ayı. Bu üç ay haram aydır. Haram ay ne demek? Yani insanların saygı gösterdiği, kendine dikkat ettiği, biz nasıl Ramazan ayıdır ağzıma içki sürmem hocam filan diyor ya bazı içki içen arkadaşlar, Araplar da bu üç ay, bir de Receb ayı, dört aydır haram aylar, bu üçü peş peşe, bu aylar gelince mesela kardeşlerim umre yapmazlardı, uğursuz sayarlardı, bela sayarlardı, ibadet etmelerini keserlerdi, Kimler? Müşrikler, puta tapanlar. Başka? Cahil Araplar yani İslam öncesi. Başka? Mesela kan dökmezlerdi, dikkat ederlerdi haram aylarda. Saferde umre yapmazlardı. Arama haram aylara saygı gösterirlerdi. Hırsızlık yapmazdı. Hırsızlığa alışkın mesela suçlu insanlar cinayet işlemezlerdi haram aylarda. Dikkat ederlerdi. Allah bizi çarpar böyle inanıyorlar. Yani Allah bela verir. Çok kötü bir şeydir. Çok çirkin bir şeydir. Babasını öldüren bir adamı görse karşısında dokunmazlardı haram aylarda. Üç ay boyunca kendini zor zapt eden insanlar safer ayı girince adeta zincirden boşalmış tosunlar gibi hırsızlık tavan yapardı, cinayetler artardı, gasplar, tecavüzler, her türlü vahşet çoğalırdı. Onun için de Araplar bu ayı uğursuz saymışlardır. Normal aylardan çok fazla suç işlenirdi, kötülük olurdu. Müslümanlar da o toplumda yaşıyor. Dolayısıyla mallarını korumak için, namuslarını korumak için, canlarını korumak için Müslümanlar da, Müslüman olmayan o toplumda yaşayanlar da tedbir alırlardı, kendilerini korurlardı. Müslümanlar mesela hem de Allah'a dua ederlerdi. Bu ayda meydana gelecek bela ve musibetlerden koru diye. Niye? Bu ayda zaten insanlar üç ay boyunca hırsızlık yapmamış, hırsızlığa alışkın birisi üç ay kalkar kalkmaz, Ramazan bitince kötü işlere başlayan insan gibi düşünün. Yani Dolayısıyla uğursuzluk inancı yok. Böyle bir gelenek vardı. Şimdi zaten biz miladi takvim kullandığımız için Hicri takvimin hangisi haram ay onu bile bilmiyoruz. Kimsenin umurunda mı şu toplumda harama girdi çıktı diye bilen var mı? Kaç kişi biliyor? Dolayısıyla kardeşlerim bu aya böyle uğursuz filan demeyin. Artık öyle bir şey de kalmadı. Millet Ramazanda bile insan öldürüyor. Millet artık öyle haram ay, maram ay dinlemiyor. 11 ayın sultanı Ramazan değil mi? Birbirinin ülkesini bombalıyor insanlar. Karısını öldürüyor insanlar. Çocuğunu öldürüyor insanlar. Hayvanlara işkence ediyor insanlar. Yani bu işin haramayı filan da kalmadı. Saygı, hürmet çok gittikçe azaldı. Safer ayıyla ilgili de ben Allah'a dua etmenizi tavsiye ediyorum. Sadece safer ay için değil, şimdi safer ayındayız. Ve kardeşlerim bu iki hatırlatmadan sonra asıl bu akşam programımızda hayatın en mutlak gerçeklerinden biri ölümü. Ölüm anı, ölüm öncesi ve ölüm sonrası yaşananlar peygamberlerin bazı hepsine vaktimiz yok programımızın sınırları belli peygamberlerimizden bazı peygamberlerin ölüm anını ölürken neler yaşamışlar son nefes var ya son an bakın biz ölümü olabildiğince zikretmiyoruz konuşmuyoruz yani daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz